15 Temmuz gecesi hepimizin hafızasındadır. Bir hain çete harekete geçti. Yiğit insanlar meydanlara indiler. Sokak sokak, meydan meydan vatanı savundular. Bugün bu yiğit insanların önemli kısmı Gelecek Partisi mensupları, Saadet Partisi mensupları. İktidarda ise 15 Temmuz'a karşı mücadele ettiğini ilan eden bir kadro var. Bakın çok özellikle gelmesini rica ettim. 15 Temmuz gecesi Konya Emniyet Müdürü Mevlüt Demir burada. Mevlüt Bey o gecenin kahramanlarındandır. Çünkü Türkiye satında darbecilerin ilk tutuklanması Konya'da gerçekleşmiştir. Ve bugün Gelecek Partisi kadrolarında bulunan arkadaşlarımın hepsi, Ömer Bey, Hasan Bey, Ahmet Bey ve daha niceleri Konya meydanlarındaydı. Hiçbirisi evlerine sığınmadı. Hiç kimse çekinmedi. Herkes meydandaydı. Ve o gece Mevlüt Bey'le ben başbakan olarak haber gönderdim. Mevlüt Bey'e dedim ki, Konya'yı bu hainlere teslim etmeyin. Sonuna kadar direnin. Ve Mevlüt Bey'i de şimdi daha sonra parti kurucumuz olduğu için dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından çok ciddi bir mağduriyete maruz kalmasına rağmen tekrar o gece ekibiyle birlikte Konya'yı ayakta tuttu. Değerli arkadaşlar, peki 15 Temmuz gecesi verilen bu mücadelenin hakkını iktidar verdi mi? Üç konuda iktidara buradan çağrıda bulunuyorum. Birincisi, 15 Temmuz'un failleri kimlerse, sıradan insanları, çocuğunu oraya gönderen yoksul bir Anadolu ailesinin yedi sülalesini neredeyse topladınız, cezalandırdınız. Peki 15 Temmuz'un gerçek failleri nerede ve sizin onlarla ne ilişkiniz var? Bir açıklayın bakalım. Sizin İçişleri Bakanınız Süleyman Soylu daha iki sene önce 15 Temmuz'un faili olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni ilan etti. Ve dedi ki onlar 15 Temmuz'un faili. Sayın Erdoğan da birçok sefer bu fail olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni ilan etti, değil mi? Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Maliye Bakanı'nın ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Tayyip Erdoğan'ın da alayla valayla ilk görüştüğü kişilerden biri NATO zirvesinde Biden oldu. Allah aşkına kimin eli kimin cebinde? Eğer 15 Temmuz'un faili gerçekten Birleşik Arap Emirlikleri ise 251 şehidimizin kanı elinizdedir veya kanınızdadır. Yok eğer siz yanlış biliyor idiyseniz ve 15 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü yok ise çıkın ve açıklayın. Hem 15 Temmuz'un faili Birleşik Arap Emirlikleri diyeceksiniz, hem de milleti mecbur ettiğiniz, hazineyi boşaltmak dolayısıyla mecbur ettiğiniz 3-5 milyar dolar için gidip onlarla diz çökeceksiniz. İşte Selçuklu'nun başkentinden sesleniyorum. Bu Selçuklu geleneğine de, Osmanlı geleneğine de, Cumhuriyet geleneğine de aykırı bir teslimiyetçiliktir, bir boyun eğmedir, bir diz çökmedir. Buna karşı biz sonuna kadar mücadele ederiz. Bir özür borcunuz var. Bugün meydanlarda AK Partililer, iktidar sahipleri meydanları doldurup sloganlar atacaklar. Ağır ifadeler kullanacaklar. Dönüp Ankara'ya seslensinler. 15 Temmuz'un failleri nerede? Sıradan bir Anadolu evladı imkan bulamadığı için çocuğu bir okula vermişse veya sizin açtığınız bankalara para yatırmışsa eğer onları cezalandırıyorsunuz ama 15 Temmuz'un içerideki baş faili olarak gördüğünüz, ilan ettiğiniz, mahkemelere çıkardığınız bir generalin kardeşini Hollanda'ya nasıl büyükelçi yaptınız siz? Nerede adalet? Kimse 15 Temmuz istismarı yapmasın. İkinci sorumuz. 15 Temmuz sonrasında toplanan yardımları, yani 15 Temmuz şehitleri için toplanan yardımları ne yaptınız? Çıkın şeffaf bir şekilde açıklayın. O yardımlar sizin yakınlarınıza peşkeş çekilmek için toplanmadı. O yardımlar her biri ailesini, yakınını kaybetmiş 15 Temmuz ailelerinin yaralarını sarmak için toplandı. Şu anda dahi 15 Temmuz şehitlerinin bütün aileleriyle temas halindeyim. Birçoğuyla temas halindeyim. Gelirken de
Bazılarıyla telefonla konuştuk. Ne kadar yardım edildi size diye sorduğumuzda birçoğu çok cüzi miktarlar zikrettiler. Milyarlarla ifade edilen yardımlar toplandı. Nereye gitti bu yardımlar? Üçüncüsü, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırma komisyonu başkan yardımcısı da şu anda ortak grubumuzun başkanı olan Sayın Selçuk Özdağ. Bu araştırma komisyonu devlet yetkililerine sorular sordular. Hiçbir devlet yetkilisi bu sorulara cevap vermedi. Kendileri kurdular araştırma komisyonunu, cevap vermediler. Gururla ifade ediyorum. O anda görevde olmamama rağmen 15 Temmuz günü, geçmiş dönemlerde görev yapmış ve bu sorulara cevap veren tek devlet adamı benim. 75 sayfa cevap verdim. Çünkü o zaman da beni uyardılar. Aman efendim dediler, cevap vermeyin. Nasıl olsa Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Melih Gökçek birçok isim cevap vermeyecek. Siz cevap verdiğinizde sizin üzerinize tartışma olur. Şunu söyledim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletini temsil eder. Milletin temsil ettiği makamın bana sorduğu soruya cevap vermek zorundayım. Hiçbirisi cevap vermedi hiçbir soruya. Ne yaptılar sonra biliyor musunuz? Bu araştırma komisyonunun raporunu sümen altı ettiler, yayınlamadılar. Yüzlerce sayfalık rapor şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arşivinde duruyor. İçinde benim de cevap verdiğim 70-80 sayfalık bir bölüm var. İşte çağrıda bulunuyorum. Bu araştırma komisyonunun raporu derhal açıklansın. Eğer siz Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'daki rolünü açıklamaz ve hala gidip onlardan para dilenirseniz, eğer siz 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanmış yardımları nereye harcadığınızı açıklamaz ve gizlerseniz, eğer siz 15 Temmuz için kurduğunuz komisyonun raporunu açıklamaz ve sümen altı ederseniz, meydanlara çıkıp da 15 Temmuz istismarı yapmayın. İşte biz buradayız. Artık sesimiz sadece Konya'da, salonlarda, Türkiye'nin salonlarında değil, sesimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesimiz. Son dönemlerin, hatta Cumhuriyet tarihinin bence ileride incelenecek iki önemli olayı varsa bu dönemlerle ilgili. Birisi, biraz önce değerli il başkanımızın da zikrettiği gibi, toplumdaki kutuplaşmayı yok etmek, vatandaşlarımız arasındaki muhabbeti tesis etmek ve iktidarın o herkesi herkese düşman kılan politikasına karşı herkesi muhabbetle kucaklamak, Hazreti Mevlana'nın deyişiyle biz bu topraklara sevgi tohumları ektik demenin gereğini yapmak üzere altılı masada Türkiye'nin her kanadının bir araya gelmiş olmasıdır. Hepsine ben de teşekkür ediyorum. Yine demokrasi tarihimizde bir ilk olarak iki parti mecliste ortak bir grup kurdu. Bu da demokrasimizde daha önce olmuş bir şey değil. İki partinin liderleri olarak Sayın Karamollaoğlu, ben oturduk konuştuk. Gönül isterdi ki üç parti olsun. Her türlü teklifi götürdük. Gönül isterdi ki dört parti olsun. Seçimler sonrası siyaset, değerli kardeşlerim, atomize oldu, parçalandı. Çok sayıda, 16 parti var mecliste. Halbuki mecliste tek tek olmanın bir gerçekten ağırlığı yok, grup olmanız lazım. Fedakarlık yapmak gerekiyordu. Yaptık fedakarlık. Benim siyasi hayatıma bakanlar şunu görecek. Konyalı olarak sizlere hitaben söylüyorum. Bunu görecekler. Gerektiğinde nefsimden fedakarlık yapmaktan hiç çekinmedim. Ama milletimin menfaatinden, milletimin değerlerinden hiçbir zaman fedakarlık yapmadım, yapmam, yapmayacağım.